bütün Yahudileri yok etme planı varken Holokost'tan bahsetmeleri, soykırımdan bahsetmeleri benim hayretime gidiyor. But 10 trillion people say this man's offering 10 trillion lira. He doesn't have 10 trillion lira. And that it's just a gimmick. What is your response to that? It's not as serious. Ben de onların böyle bir fosil getiremeyeceğini söylüyorum. Onlar benim parayı getiremeyeceğimi söylüyorlar. Böyle bir açmazı çözmek için çözüm şu. Alıp öyle bir fosil varsa alıp getirirler. Benim de doğru söyleyip söylemediğimi görürler. Doğru söyledim o zaman anlarlar. Ama benim teklifim şuna benziyor. Yani bana güneşi getirin, ayı getirin dememe benziyor. Güneşi ve ayı nasıl getiremezlerse ara fosili de getiremezler. How much money do you have? Borç alır buluruz, sorun değil. Tanıdıklardan alırız, dostlardan alırız. Türkiye'de 10 trilyon para çıkar, buluruz dostlarımız. Ama önce fosilden bahsetmek lazım. Bir kere imkansız fosil var ortada. İmkansız paradan bahsediyor. Parayı bulmak kolaydır. Para bulunabilir ama fosil bulunamaz. Bulunamayacak olan fosildir. 10 trilyon bulunur. Yani borç alınır, bankalardan kredi alınır. Bu para bir yere getirilebilir ama fosilin bulunması imkansızdır. İmkansız olanın üzerine durmak lazım. The US Congress has just spent several weeks debating $700 billion stimulus package. Your offer of 10 trillion is probably six times that. So you alone could stimulate the entire economy of the world. 10 trilyon Türk parası olarak söylüyorum o. This is discussed by that's how many billion, not trillion. $700 billion. O anlamda demedim o zaman. Yani benim dediğim 7 milyon dolar yapan bir miktar. No, 10 trillion Turkish liras. That amounts to 7 million dollars. Oh, he's talking about old Turkish liras. Yes. Not new ones. Eskiye göre söyledim ben onu. Yeni değişti daha Türk parası. Not the new ones. Hmm. Lots of people think you're talking about new ones. Ama Amerika'nın alacağı bu tedbirler de Amerika'daki bu ekonomik kriz ortadan kalkmaz. Bu Nuh tufanı gibi bütün dünyayı kapsayacak bir tufandır bu. Bundan ancak Türk-İslam Birliği'nin oluşmasıyla meydana gelecek şefkatli, sevgi dolu, egoistlikten, bencillikten arınmış sistem ancak bu olayı çözecektir. Yoksa bu Nuh tufanı gibi hem Amerika'da hem Rusya'da hem Avrupa'da çok büyük tahribat yapacak ve 7 yıl sürecek büyük bir tufandır bu, ekonomik tufandır. Alınan tedbirlerin hiçbiri bunu durdurmaz ve durdurmayacaktır, bunu göreceksiniz. Türkiye'de etkilenecek ama Türk-İslam Birliği bütün dünyayı ekonomik yönden de, ahlaki yönden de, moral yönden de, her yönden kurtaracak. Yeniden dünyaya güzel bir bakış açısı, kardeşlik, sevgi ve barış anlayışı ve demokrasi getirecek. What will be the economic model of this new system? Egoistlikten, bencillikten arınmış bir toplumda zaten ekonomik kriz olmaz. Ekonomik krizin ana nedeni egoistlik, bencillik, parayı tutma, gelecek korkusu ve tevekkülsüzlüktür. İnsanların büyük bölümü dünyada ahlaken egoist ve bencil görüşü, kapitalist görüşü savunuyor. Dolayısıyla hem malı hem parayı tutuyorlar. Malda ve parada bir donma oluyor ve bütün yatırımları insanlar durduruyorlar. Halbuki Allah'a tevekkül etseler, Allah'a güvenseler, fakirlere yardım etseler, bencillikten, egoistlikten arınsalar böyle bir ekonomik kriz olmaz. Bu Mehdi'nin çıkışından önce, Mesih Hazreti İsa'nın inişinden önce olacağı belirtilen, hadislerde belirtilen, Kur'an'da, Tevrat ve İncil'de de işaret edilen çok büyük bir olaydır bu ekonomik kriz. Tevrat'ta da İncil'de de Hazreti Yusuf devrinde böyle bir olay olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Mesih zamanında da yine yani Mesih bize göre Mehdi zamanında da 7 yıl sürecek bir ekonomik krizden bahseder Tevrat. Aynı şekilde hadislerde de bu var. So to get out of this crisis, America and other countries have to join the Turkish Islamic Union and believe in Allah. Hayır, Türk-İslam Birliği Hristiyanlığa da Museviliğe de çok saygılı olacak bir sistemdir. O dinlerin güçlü kalması, rahat ibadet etmeleri,
Allah'a sevgilerinin güçlü olması, inançların güçlü olması bu sistemin bir gereğidir. Yani Türkistan Birliği'nin bir gereğidir. Bilakis onlara hem ekonomik, hem siyasi, hem sosyal destek sağlayarak onların daha güçlü ve zengin olmasını sağlayacaktır. Hem Avrupa'nın, hem Amerika'nın, hem Rusya'nın, hem Çin'in. Yani karşılıklı işbirliği içerisinde, barış ve demokrasi anlayışı içerisinde onların ihtiyacı olan petrol, maden gibi ihtiyaçlarını onlara bol bol sağlayarak, onların para ihtiyacını sağlayarak, onların her türlü sıkıntısını gidererek bu krizi giderecektir Türkistan Birliği. So this crisis is something to be welcomed, right? As part of a divine plan. Mesih'in gelişi iyice yaklaştı. Yaklaşık en fazla 15-20 yıl sonra Hazreti Mesih İsa yeryüzüne inecek. Bu dünyada şok meydana getirecek. Çok büyük bir olaydır. Mesih uyku halindeyken Müslümanlığı andıran bir Hristiyan cemaat içerisinde uykulu halde, yani uyur halde bırakılacaktır. Geçmişini hatırlamayacak Hazreti İsa geldiği vakit. Sonradan Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i inceleyecek. Kur'an'ı kendisine bir rehber kabul edecek. Kur'an'a tam tabi olacak. Bütün Hristiyan alemini de Kur'an'a ve İslam'a davet edecek. Antikrist'le mücadele edecek. Deccali etkisiz hale getirecek. Geldiği vakit mucize gösterecek. Mucizelerinden Hazreti İsa olduğunu insanlar bilecekler ve anlayacaklar. And this will happen in 7 years? No, in 15 to 20 years. Oh, 15 to 20. So what happens in 7 years at the end of the crisis? Zenginlik, bereket, bolluk, mutluluk 2021 yıllarında bu tamamen gerçekleşmiş olacak. 2021'lerde inşallah Mesih'i bekliyoruz artık. So the crisis ends what year? 2000 and 2021'de mi? Evet. 2015. 2021. No, but the economic crisis lasts for 7 years. So when does it end? 2014'te bitecek. 2014. So that he dates the crisis from 2007. 2007'de başladı kriz. Zaten biliniyor bu, bilinen bir gerçek. 2007'de başladı. 2014'e kadar devam edecek. Ben bazı şeyleri bir daha vurguluyorum ki iyi anlaşılsın diye. Yani Tevrat ve İncil'de de bu konu geçiyor. Yani 7 yıllık bir kıtlık döneminden bahsedilir. Hazreti Yusuf döneminde olan bir olaydır bu. Tarih tekerrür edecektir. Mehdi'nin de çıkış alametidir. Yani Mehdi'nin zuhur alametlerinden bir tanesidir. Mesela Afganistan'ın işgali, Irak'ın işgali Mehdi'nin çıkış alametidir. Hadiste belirtilmiştir. Fırat'ın suyunun kesilmesi, barajda kesilmiştir. Kuyruklu yıldızın çıkışı, güneşten büyük bir alamet oluşması. Hale kuyruklu yıldız çıktı biliyorsunuz. Güneşte de bu yüzyılın en büyük patlaması oldu. Irak'ta bir ordunun çölde kaybolması yine Mehdi'nin çıkış alametlerindendir. Hazreti İsa'nın da iniş alametleridir bu saydıklarım. Hem Hristiyan alemi hem Müslüman alemi Hazreti İsa'nın inişini bekliyor. Bu önümüzdeki yıllarda Hazreti İsa mutlaka gelecek. Bunu herkes görecek. Darwinizm diye bir konu kalmayacak. Artık ateistler Darwinizmle baş edemediklerini bildikleri için artık Darwinizmi kullanmayacaklar. Allah'lık iddia eden bir sapı, bir böyle tipi çok çirkin, ürküntü verici antikristi ortaya çıkaracaklar. Bu kişi Allah olduğunu iddia edecek ve insanları dirilttiğini insanlara gösterecek halüsinasyon olarak. Yani hipnozla bunu gösterecek. Hipnoz yaparak bunu gösterecek. Ve büyük bir kitleyi kendine bağlamış olacak bu yöntemle. Buna karşı işte Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa karşılık verecekler ve etkisiz hale getirecekler Antikrist'i. How does Barack Obama fit into this scheme? Barack Obama Türk-İslam Birliği'nin oluşmasında daha makul, daha demokrat bir yaklaşım içerisinde olacak. Bence bu sistemin güzelliğini, doğruluğunu, faydasını gören bir insan olacak diye düşünüyorum. Yani negatif bir tavır beklemiyorum. Tabii biz Müslümanlar, inançlı insan olarak her şeye güzel gözle bakmak durumundayız. Hayır gözüyle bakıyoruz ama bu bir kaderdir. Hiç kimse